Geçen sene okullar online'dı. Bir sıkıntı yoktu. Oğlan evdeydi. Derslerini yapıyordu. Bu sene okullar açıldı. Bir baktık bütün depremzedeler çocuklarını nasıl okutacağını kara kara düşünmeye başladı. 30 Ekim depremi koronavirüs salgını koşullarında meydana gelmişti. Okullar kapalıydı. Eğitim ve öğretim uzaktan yapılıyordu. 1 Temmuz'daki yeni normalleşmenin ardından üniversitelerin kapanmayacağı açıklandı. Depremzede gençler bir yıl boyunca uzaktan eğitime devam ettiği için zorluklarla karşılaşmamıştı. Ancak Eylül ayı itibariyle herkes üniversitesine gitmeye başladı. Bir anda unutulan ihtiyaçlar ortaya çıktı. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği 123 öğrenci için 2 aydır burs arıyor. Yani bir tane cevap beni çok üzdü mesela. Geç kaldınız dedi. Biz bursları verdik dedi. Hani ben depremzede olarak en çok bunu üzülüyorum. Biz depremzede hep geç kaldık. Ben depremde evimi kaybettim. 10 Aralık'a kadar, 2 aya kadar ben ev bulamadım. Yani ev bulacak gücüm yoktu. Ev arayacak gücüm yoktu. Kiralık ev aramaya çıktığımda geç kaldınız dediler bana. Kiralık evler bitti. Sonra ev buldum 10 Aralık'ta, eşya arayacağım. Geç kaldınız dediler. Eşyalar bitti 10 Aralık'ta. Sonra işte çocukları fark ettik ki burs için başvurmak çok daha önceden olması gerekiyormuş. Biz fark ettik, okullar açıldı, çocuklar zorlanıyor. Burs istedik, geç kaldınız dediler. Burs başvuruları bitti. Biz depremize olarak hep geç kaldık. Kimi enkazdan çıkarıldı, kimi yakınını yitirdi ya da evi yıkıldı. Sadece KYK bursu ile okumak için çabalayanlar var. Bu çabaya omuz vermemiz gerekiyor. Omuz verelim ki geleceğin mühendisleri, hekimleri, öğretmenleri, asker polisleri, hakim savcıları olsunlar. Omuz verelim ki bu gençlere, ülkesine, milletine yararlı yurttaşlar olsunlar. Ben şöyle düşünmüştüm ya, İzmir'deyiz. 120 çocuk, ne ki? Ha ben bunu hepsini okudum, benim sırtımdan yük kalkar sanıyordum ama olmadı. Deprem yaşamış bir çocuk, ölümü tatmış bir çocuk, 20 saniyede eşyaların evinin yok olabileceğini görmüş bir çocuk, her ne olursa olsun, çok muhtaç da olsa, belli bir seviyede de olsa, geliri de olsa elinden tutulma ihtiyacı var. Çünkü elinden tutulduğu zaman çocuk ileride hayata atıldığında, güçlendiğinde başka çocukların elinden tutacak. Yani bu mantıkta bakılıp bu çocukların birisi alsın lütfen. Desin ki ben bu çocuklara sahip çıkacağım, abla olacağım, abi olacağım desin.